Cumhurbaşkanlığı sisteminde başkanlık değil, Cumhurbaşkanlığı. Ortak şeyimiz bu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise bir kere kanun tasarısını Cumhurbaşkanı veremiyor. Böyle bir şey yok. Kanunlar teklif şeklinde veriliyor. Tekliflerinde milletvekili. Sadece bütçe kanunu teklifi Cumhurbaşkanlığı tarafından veriliyor. Ama Cumhurbaşkanlığı neye göre icra edilecek? Onunla ilgili kararname çıkarma yetkisi var. Aynı zamanda meclisinde kanun çıkarma yetkisi var. Hangi alanlarda kararname çıkacak, hangi alanlarda kanun çıkacak, onlar belli. Ve 12 madde var. Şöyle bir durum var. Bu 12 maddeden etkilenen çokça madde var. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir yerde bakanlar grubu geçiyorsa o çıkıyor. Başbakan geçiyorsa o çıkıyor. Efendim gen sorunu geçiyorsa o çıkıyor. Bu yönetim geçiyorsa böyle yeni sistemde olmayan tabirler ve kurumlar var. Onların kaldırılması var. Yani bir kısmına mülga diyoruz. İptal ediliyor tamamen. Bir kısmında da ifade değişikliği. Bunların hepsini bir madde olarak dikkat alıyor. Tabii geçici maddeler var, geçiş maddeleri var. Onlar da şu anda çalışıyorlar. Şöyle takvim bir kere ilk iş meclise sunulması. Yani onunla ilgili biliyorsunuz açıklamamız var bu hafta içinde sunacağız dedik. Yani halkın başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı sistemine desteği noktasında nasıl bir tablo görüyorsunuz? Gittikçe artan bir destek var. Önemli konu mevcut anayasada Cumhurbaşkanı seçildiğinde partisiyle girişiği kesilir. Şimdi bu hüküm kaldırılıyor. Bunu tersinden okuyunca ne oluyor? Partisiyle ilişiği devam ediyor. Esnafların, sanatkarların, küçük işletmelerin içinde bulunduğu bu kur oynaklığından kaynaklanmış sıkıntılarını giderecek bir tedbirler paketidir. Bundan sonra herhalde bir rahatlama piyasalarda olacak. Yani bu millet meseleye sahip çıktığını gösteriyor. Sonuç olmasından ziyade milletin böyle bir hassasiyet oluşması bence önemli. Cumhurbaşkanımız alternatifleri koydu. Altında yerlidir. Türk parası da yerlidir. Ve bu küresel dalgalanmalardan en az etkilenen, yani neticede bizim lokal paramız hala Avrupa'da vizyon sahibi, Avrupa'nın geleceğini, Türkiye ile ilişkilerin önemini bilen liderler olduğunu düşünüyoruz. Alıyorum efendim.